24'ten mutlu akşamlar. Doğrusu neye hoş geldiniz. Yine dış siyasetteki önemli başlıkları masaya yatıracağımız yaklaşık 1,5 saat boyunca dolu dolu bir program sizleri bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ziyaretini tamamladı. Almanya'da Şansölye Show'da yaptığı ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri Almanya'da adeta soğuk duş etkisi yarattı. Peki Cumhurbaşkanı neler söyledi? Uluslararası kamuoyunda nasıl yankılandı? Bu konuyu konuşacağız. Diğer taraftan Erdoğan uçakta Almanya dönüşünde de gazetecilerin sorularını cevapladı. Orada da Gazze'ye ilişkin ve İsrail terörüne ilişkin önemli mesajları vardı. Bir taraftan da Eurofighter savaş uçaklarının tedarikiyle alakalı bir süreç vardı. Erdoğan o konuya dair de önemli mesajlar verdi. Detaylara birlikte bakacağız. İsrail'in terör saldırıları 43. gününde de devam etti. Gazze'de artık neredeyse saldırıya uğramayan hastane, okul ya da cami kalmadı. Bölgede son gelişmeleri ekibimizden alacağız. Yaklaşık 1,5 saat doğrusu ne diyeceğiz ve konu başlıklarını teker teker konuşacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. 24'te doğrusu ne başlıyor. Başladık, hemen şöyle konuklarımızı da izleyenlerimize tanıtalım. Doçent Doktor İnci Sökmen, İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi. Saygılar hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kazım Dalkıran bizlerle. Saygılar hocam, sizler teşekkür ederim. Sayılı yayınlar. Araştırmacı yazar Selim Han Yeni Acun'da bizlerle. Saygılar hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi Gazze konusunu masaya yatıracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'dan verdiği mesajları konuşacağız ama isterseniz öncesinde tüm dünyanın gözünü çevirdiği Gazze'de bugün neler oldu bir ona bakalım. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan ve kameramanımız Dursun Şahin bölgedeler. Şehmus Çakan, iyi akşamlar diliyorum. Bölgedeki son gelişmeler nelerdir? Bugün nasıl bir günü geride bıraktı Gazze? İyi akşamlar Mustafa Daştan. Tabii ki Gazze 43 gündür İsrail saldırısının ardında ve İsrail ablukasında olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine akşam saatlerinde her onlarla tespit edilen hedefler vardı. Ve F-16 savaş uçaklarınca yine o hedefler vurdu. Ve Gazze'nin üzerinden bugün gün boyu 43 gün olduğu gibi yine dumanlar eksik olmadı. Tabii Gazze'de şu an için yaşamın durma noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Cadde, sokaklar, hastaneler ve evler adeta ceset tarlasına dönmüş durumda. Tabii şifa hastanesi biliyorsunuz Gazze'de en önemli merkezlerden, sağlık merkezlerinden biriydi ve bugün İsrail o hastanenin boşaltılmasını, tamamen boşaltılmasını istedi. Ama hastanede halen 120'nin üzerinde küvezde bulunan yeni doğan bebek ve yataklara bağlı olan hastalar var ve o hastaların oradan çıkarılması noktasında özellikle hastane Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler ve Kızıl Aç'ın bir an önce devreye girmesini talep etti. Ama İsrail bir saat içerisinde hastanenin boşaltılmasını söyledi. Ama o bir saatlik süre başladı mı başlamadı mı henüz bilgi edilmiş değiliz. Ama daha önce biliyorsunuz Şifa Hastanesi'nde tünel, Kassam Tugaylarına ait tüneller olduğu ya da orada oldukları yönünde de bilgiler vardı ve İsrail askerleri o hastaneyi ablukaya aldıkları sırada hastanenin alt kısmında, zemin katında ve hastanenin her tarafında yaptıkları aramalarda daha önce basına paylaşılmış fotoğraflar vardı ve o fotoğraflardan eser yoktu. Neden? Çünkü özellikle yapılan açıklamada açıklamalar vardı. O fotoğrafların kurgudan ibaret olduğu belirtilmişti. Ama tabii sadece olay bununla sınırlı değil. 26 sağlık merkezi İsrail tarafından vuruldu. 51 gazeteci şehit oldu ve 200'ün üzerinde de sağlık personeli yine şehit oldu. Ama tabii sivillere yönelik acımasız bir saldırı gerçekleştiriyor adeta İsrail tarafından ve şu ana kadar da 12.000'in üzerinde sivil vatanda, sivil şehit oldu. Tabii bunlardan 5.000'den fazlası da çocuklar oluşturuyor. Tabii 30.000'in üzerinde de yaralı var ve Filistinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada halen enkaz altında binlerce kişinin olduğu tahmin ediliyor ve onlardan şu an için umut tamamen kesilmiş. Tabii Gazze adeta ölüm şehri haline geldi. Neden? Çünkü su, gıda, yani bir insanın yaşamını sürdürebilmesi noktasında gerekli olan hiçbir şey yok. Adeta İsrail dört tarafını kuşatmış durumda. Hatta bugün İsrailler tarafından yapılan açıklamada işte oradaki, orada bulunanların güneye doğru gitmeleri noktasında bir talepleri oldu. Ama güney, kuzey, doğu, batı hiç fark etmeksizin
sürekli İsrail tarafından bombalanıyor. 43 gündür Gazze adeta ölüm kenti, mezarlık kenti haline geldi. Cadde, sokaklar, hastaneler, ölüler, yaşamını yitirenlerle yaralılarla dolu. Yani caddelerde yürüdüğünüz andan itibaren o yaralara müdahale edecek kimseyi bulamıyorsunuz. Sağlık personeli bulamıyorsunuz. O yaralıların feryat figanları ve bulundukları yerde yaşamlarını yitirdiklerini biliyoruz. Su ve ekmek, aklınıza gelebilecek her türlü gıda maddesinden yoksun bir kent düşünün ve tüm yardım kapıları da şu an için kapanmış durumda. Ama Gazze'ye İsrail'in yapmış olduğu o saldırılar halen devam ediyor ve halen kentte yaşam mücadelesi veren o Filistinlerin, o Müslümanların nereye gidecekleri konusunda da hiçbir netlik yok. Orada adeta ölümü bekler hale geldiler ve bugün dediğim gibi gün içerisinde de birçok kez yine bombalandı. Hem karadan, hem havadan, hem denizden bombalandı ve ama dikkat çeken başka bir unsur var. Her onlar sürekli keşif uçuşu yapıyor ve o her onların belirlemiş olduğu hedefler anında yine savaş uçaklarınca vuruluyor. Kara birlikleri tarafından vuruluyor. Ama bugün gün içerisinde birçok kez de tabii füzeler vardı. Hemen demir kubbe devreye girdi ve o füzeler havada imha edilmiş oldu. Ama dediğim gibi Gazze'de artık yaşam durma noktasında. Neden? Orada bulunan sivillerin bile şu an için gidecek yerleri neredeyse yok. Yaralıların tedavisini yapabilecek hastane yok. Yaralılara müdahale edebilecek sağlık personeli yok. Ama İsrail buna rağmen halen o bölgeyi yoğun ateş altına alıyor. Ama dün 6. Cuma namazı kılındı burada Mescid-i Aksa'da ve İsrail polisi yine o görüntüleri, yani kendilerine herhangi bir müdahale edilmeden İsrail polisi yine gazla, yine o Toma'dan sıkılan iğrenç suyla buradaki Müslümanlara müdahale etti. Ama kendilerine yönelik herhangi bir tepki yoktu. Herhangi bir müdahale yoktu. Buna rağmen gereksiz yere bir sürü yere gaz bombası, o dediğim gibi Toma'dan sıkılan o iğrenç su, biz iki gün boyunca dün ve bugün o üzerimizdeki kokuyu halen hissediyoruz. Çünkü İsrail polisinin, İsrail'in Gazze yapmış olduğu o acımasız tablo aslında gözler önüne serme noktasında bizler görevimizi yapıyoruz. Ama buna rağmen İsrail polisi dün arkadaşlarımıza yönelik, bizlere yönelik yine tepkileri vardı, yine müdahaleleri vardı. Ama buna rağmen bizler Türk basını yine görevimizin başında, yine görevimizi en iyi şekilde yapabilme, en doğrusunu iletebilme anlamında sürekli zaten sınır hattındayız. Ama şunu söylemek gerekiyor, gerçekten Gazze'de insanın yaşamını sürdürebilmesi noktasında tüm imkanlar neredeyse ortadan kalkmakta. Yaralılar cadde ve sokaklarda feryat figan ediyor. Dediğim gibi onlara müdahale edebilecek sağlık personelleri dahi yok. Hastane Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şu an Şifa Hastanesi o bölgenin en büyük hastanelerinden biri ve sağlık anlamında çok gelişmiş bir hastaneydi. Tüm branşlarda ekiplerin olduğu, tüm branşlarda polikliniklerin olduğu bir hastaneydi. Ama o hastanede şu an sadece 5 doktor kaldı. Ve onların da oradan çıkarması noktasında İsrail gün boyu yaptığı uyarılar vardı. 120 hasta ve çocuklar, özellikle yeni doğan, köyde olan yeni doğan bebekler adeta ölüme terk edilmiş. Yani Gazze gerçekten şu an deyim yerinde ise adeta bir mezarlığa dönüşmüş durumda. Yani mezarlık derken aslında insanları toprağa verecek yer bile yok. Mezarlıklar bile bombalandı. Cadde ve sokaklar dediğim gibi yaşamını kaybetmiş insanlarla dolu, yaralılarla dolu. Ama halen buna rağmen İsrail o acımasızlığını, o acımasız görüntüsünü halen ortaya koymaya devam ediyor ve halen Gazze bombalanıyor. Şeyhmus Çakan, şimdi bu hastanelerle alakalı söylediklerin gerçekten dikkat çekici. Hani fotoğrafların paylaşıldığı bilgisini söyledin ya. Bugüne kadar İsrail o hastaneleri hedef alırken sürekli olarak hastanelerin altında Hamas'ın kazdığı tünelleri olduğunu iddia ediyordu. Ama sen son mihvalde artık paylaşılan fotoğraflarla bu tünellerin olmadığını, açık bir şekilde görüldüğünü söyledin. İsrail kamuoyunda, İsrail medyasında nasıl yankı buldu mesela bu bilgi? Diğer taraftan bir de şunu öğrenmek istiyorum. Dün yine senin sosyal medya hesabının üzerinde paylaşılan bir video dikkatimi çekmişti. Siz yayın yaparken orada işte İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi vardı. Bu müdahale sadece
Türk gazetecilere yönelik bir müdahale mi? Sen şimdi sahada olduğun için çok daha iyi bir şekilde gözlemleyebiliyorsun. Diğer uluslararası mesela basın mensuplarına yönelik İsrail güvenlik güçlerinin, İsrail ordusunun, polisinin tutumu nasıl? Mustafa Daş'tan aslında öncelikle o fotoğraflar konusuna değineceğim. Biliyorsunuz daha önce İsrail o fotoğrafları İsrail medyasıyla paylaşmıştı ve Kassam Tugaylarına ait tünellerin hastanenin altında olduğu ifade edilmişti. Ama son yapılan işte o baskınlarda, o kontrollerde öyle bir gerçekliğin olmadığı ifade edildi ve tabii İsrail medyası da bu anlamda adeta hayal kırıklığı yaşadı diyebiliriz. Zaten Hamas tarafından yapılan açıklamada da fotoğrafların kurgudan ibaret olduğu ifade edilmişti ve şu ana kadar da herhangi 26 tane sağlık testi hastane şu an tamamen İsrail ablukasında ama şu ana kadar o hastanelerin herhangi birinde tünel ya da Hamas'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmış değil şu an itibariyle. Tabii Mescid-i Aksa'da her cuma olduğu gibi bu cumada aslında çok da böyle olsa diğer ülkelere ait medya mensupları neredeyse göremiyoruz. Sadece Türk medyası ağırlıkta, Arap medyası ağırlıkta ve müdahaleleri genelde bizlerin Türk olduğunu biliyor. Çünkü arama noktalarından geçtiğimiz zaman nereleri olduğumuzu sorarak bizi içeri alıyorlar. Evet. Ve bu nedenle orada bulunan tüm medya mensuplarının büyük bir bölümünün Türk medyası olduğunu biliyor ve bu çerçevede de onların bu hareketi aslında Türk medyasına yönelik olduğunu söyleyebiliriz Mustafa Daş'tan. Çok teşekkür ederiz. Konuklarımızın sorusu varsa onları da alalım. Yoksa sana veda edelim. Var mı hocam sorunuz? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şeyh Musa Çakan, Türk Medya Diyarbakır temsilcisi, günlerdir Gazze'deki gelişmeleri bize aktarıyorsunuz. Kameraman arkadaşımız Dursun Şahin'le beraber. Kolay gelsin dileyelim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi Şeyh Şakan'dan da aldık bilgiler işte 26 tane hastane tamamen abluka altında burada İsrail tarafından ve bakıyorsunuz zaten 31-32 tane hastane vardı Gazze'de. O hastanelerin şu anda %90'ı, %90'ından daha fazlası hatta tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Yani az önce Diyarbakır temsilcimiz de söyledi. Hani o soru aslına bakarsanız tuzak bir soruydu bu konuyu da açabilmek için. Şimdi Fransız medyası niye göstersin ki? Öyle değil mi? Orada zulüm gören Filistinlileri. Ya da İngiliz medyası niye göstersin? Zaten devlet başkanları açıklamışlar. Alman medyası niye göstersin ki? Dün işte yapılan açıklamalar var. Cumhurbaşkanından şansölyelerine kadar. Zaten sürekli olarak destek veriyorlar ve bir yandan da kendilerini affettirmek için işte biz şu kadar yardım gönderdik İsrail'e şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Şimdi bu kadar çok açıklama geliyor. Peki Türkiye ne diyor? Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daydı biliyorsunuz. Almanya'da basın toplantısı düzenledi Şansölye Şoz'la beraber. Şöyle Erdoğan'ın neler söylediğine bir bakalım. Hemen arkasından değerlendirelim. Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibariyle malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı. Her taraf yer ile yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar Hamas, Hamas, Hamas. Hamas'ın silah varlığı ile, gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var. Ama bunu İsrail'e sorarsanız var demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bunu nasıl çözeceğiz? İnsani ateşkese acaba Türkiye ne kadar katkıda bulunabilir? Almanya ne kadar katkıda bulunabilir? Bu adımları
beraber nasıl atacağız? Hepimizin önceliği ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz olarak akışının sağlanması. Binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bu basın toplantısının sonunda hani Eurofighter konusuna değiniyor ya, birazdan oraya geleceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a orada o soruyu yönelten Almanya'nın resmi haber ajansının muhabiri aynı zamanda da işte Alman Cumhurbaşkanlığı'na bağlı şekilde çalışıyorlar. Aslında bakarsanız soruyu sorduran orada Alman Cumhurbaşkanlığı, yani Alman makam var ve o makamlardan gelen bir soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cevabı veriyor. Şimdi ilk olarak sizinle başlayacağım İnce Hocam. Baktığımızda şimdi Erdoğan'ın son 2 haftadır, 3 haftadır bütün grup toplantılarında da olsun, basın toplantılarında da olsun sürekli olarak bahsettiği konu şu. Diyor ki ya sizin İsrail'e borcunuz olabilir ama bizim İsrail'e borcumuz yok. Bu Avrupa'nın İsrail'e borcu ne kadar fazlaymış ki öde öde bitiremedi. İşte bakıyorsunuz Macron destek veriyor, Sunak destek veriyor, Biden destek veriyor Amerika'dan. Bu destekler bir yandan da kamuoyu baskısı da var. Daha ne kadar devam edebilir sizce? Yani burada aslında İsrail ve Amerika diyelim, sadece İsrail demeyelim. Yani Olaf Scholz'un çok bağımsız bir dış politika izleyemediğini de söylemek mümkün. Çünkü Çin'le görüşme yaptığı zaman Avrupa, özellikle Almanya içerisindeki 100 bine yakın Amerikan askeri var biliyorsunuz. Evet. Onlar çok ses getirmişlerdi ve şey dediler, yani böyle bir politika izleyemezsiniz. Aynı zamanda Kuzey Akım projesi kapsamında da biliyorsunuz patlatıldı. Rusya ile yakın bir enerji anlaşması vardı. Maalesef Almanya Amerika'nın yörüngesinde hareket etmek zorunda olacak şekle getirildi. Ve tabii ki o 100 bin Amerikan askerinin Almanya içerisinde bir baskısı da var. İsrail'e destek verilmesi konusunda. Daha önce Macron gelmeden önce Fransa'da antisemitizm yükselmişti. Ve biliyorsunuz o meşhur yürüyüş gerçekleşti Charlie Hebdo'dan sonra. Ve daha sonra Macron küresel sistem içerisinde çalışarak gelmiş birisi olarak Fransa'nın başına geldi. Bu noktada baktığımızda belli ki bir nüfus politikası birçok ülkedeki küresel ilişkileri belirleme konusunda Yahudilerin çok iyi çalıştığını gösteriyor. Zaten Amerika içerisinde de şu anki Biden hükümetin neredeyse 2/3 Yahudilerden oluşuyor. Hem Amerika hem İsrail'in ortak bir baskılama politikasıyla özellikle Avrupa'daki liderler bugünkü Gazze'de işte İsrail'in kendisini savunduğunu iddia ederek hem silah yardımı yapıyorlar hem de gözlerini 3 maymun şeklinde kapatarak insani herhangi bir durumda açıklama yapmıyorlar açıkçası. Bunda tabii bir borç
mudur yoksa güç mü, güçle tehdit etme, hemen anında yerinden edinme ya da başka bir şey de olabilir. Çünkü Netanyahu şöyle bir açıklaması vardı. Biz Avrupa'yı kurtarıyoruz. Eğer biz burada bu durumu yapmazsak Avrupa bizden daha büyük bir savaşla karşı karşıya gelecek. Biz Avrupa'nın iyiliği için çalışıyoruz şu anda gibi bir nasıl açıklaması daha vardı. Daha büyük bir savaşla karşı karşıya gelebilir ki? Yani işte insanlar kendi topraklarını koruyamıyorlar şu anda orada. Yani biliyorsunuz Macron da şunu da söylemişti. Hemen bir uluslararası koalisyon oluşturalım, Hamas'a beraber savaşalım. Daha önce de IŞİD konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne öneriyi getiren Fransa'ydı biliyorsunuz. Evet. Hemen bir aktif rol alarak zaten hatta şöyle Fransa sabah şeyci oluyor. Öğleden sonra Filistinlerin tarafına geçiyor gibi böyle bir hani dengeli bir siyasette izleyemiyorlar. Kanada Devlet Başkanı'nın da açıklamalarından sonra İsrail tarafından nasıl hazırlandığını söylemek mümkün. Tabii. Yani bu tabii şurada şu nokta var. İsrail bu gücü nereden sağlıyor? Yani bunun arkasında istihbaratı olarak bağlantı noktaları nedir? Bu borç mu yoksa gerçekten bir tehdit algısı mı? Amerika'nın yani lider değişimlerini hızlandırabileceği ile ilgili ama Avrupa'yı da böyle bu ifadesine çok dikkat etmiştim Netanyahu. Neyi kastediyor aslında? Biz Avrupa'yı savaşa sokmaktan koruyoruz derken. Çünkü gerçekten ilginç bağlantı noktaları var. Ve herkese bir rol biçilmiş. Özellikle herkes üç maymun oynuyor ve yetim Filistin. Hani ses siyasi alanda yalnızlaştırılan. Yani bugün Filistin ama gelecekte Müslüman hükümetler olabilir. Çünkü Netanyahu tüm Müslümanları hedef alan bir açıklama yapmıştı. Bu beni en çok rahatsız eden şey. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya'da dedi ki ya ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Çünkü insani değerler kayboluyor. Yani bugün Birleşmiş Milletler'in üzerinde durduğu. Siz Hristiyan olarak rahatsız değil misiniz? Yani sonuçta burada Filistinlerin içerisinde Hristiyanlar da var bu arada. Şey sorusu çok dikkat çekiciydi. Bu ilk vurulan Filistin'de mesela Gazze'de ilk vurulan hastane aynı zamanda bir kilisenin hastanesiydi. Evet. Şimdi ben ilk haberi aldığımda dedim ki acaba nasıl bir açıklama gelecek? Yani Amerika'dan nasıl bir açıklama gelecek? Avrupa'dan nasıl bir açıklama gelecek? Ama Biden ertesi gün Netanyahu'nun yanındaydı. Anlaşılan o ki saldırıyı siz değil karşı taraf yapmış görünüyor dedim yani. Yani onu o şekilde kabullenmeyi daha çok tercih ettiler. Yani bir açıklama yapamıyorlar. Özellikle 2024 başkanlık seçimleri biliyorsunuz Biden Obama ile beraber gelen gelenekte mesafeli duran bir demokrat lider. Fakat 2024 seçimlerinden tekrar aday olması beklenirken hani en azından Yahudilerin desteğini almak için hareket ediyor. Fakat şu dönemde Amerika ile aralar biraz açıldı gibi. Amerika her istediğini kabul etmedi. Yani alanı daha da genişleteceklerdi. Lübnan, Irak, Suriye gibi o konuda belli bir noktada kalınması teklif edildi. Hatta Blinken'da bir Yahudi olmasına rağmen bir takım barış projeleri ileri sürdü. Bunlar aslında İsrail'in şu anki mevcut Likud hükümetin istediği şeyler olduğunu sanmıyorum. Peki zorunda mı kaldılar sizce? Amerika yani şunu merak ediyorum aslında bakarsanız son soru olarak soracağım size. Yani Avrupa'da pek çok işte çark eden siyasetçiler de oluyor. Ya da bazen bakıyoruz bu iş ilk başladığında 7 Ekim'de ve daha öncesinde yani Filistin'i görmeyip İsrail'e sonsuz destek veren bazı isimler bir anda ya gelin bu konuyu konuşalım işte ateşkes aman ateşkes sağlansın orada diye açıklamalar yapmaya başladılar. Ya biz de bazen bu açıklamalara bakıyoruz ve diyoruz ki işte oradan ateşkes çağrısı gelmiş ya şu olmuş bu olmuş falan. Ama sanki bana biraz böyle sanki zorunda da kalıyorlar gibi geliyor. Çünkü normalde bu insanlar mesela yani ABD Dışişleri Bakanı. Ya bu adam daha çatışmaların başladığı ilk dönemde gidip ben bir Yahudi olarak burada bulunuyorum. Holocaust ve zaten. Destekliyorum kardeşim dedi. Açık açık dedi. Ondan sonra istediğin kadar ya bir acaba kessek mi bu saldırıları de. Yani benim gözümde nazarımda hiçbir değeri yok mesela. Yani burada tabii ortak etnik dini kimliğin öne çıkması ve de Holocaust'tan gelen bir lider. Tabii Biden da etkileniyor ama daha önce bu olay başlangıç noktası Amerika'nın bir Orta Doğu planı yoktu zaten biliyorsunuz Asya Pasifik'teydi. Evet. Ve hatta sonra da dediler ya İsrail Genelkurmay var biz çıkar her sorunu kendimiz hallederiz dedi. Aslında ilk başlangıçta 7 Ekim sorusu İran çok ön plana çıktı. Hizbullah çok ön plana çıktı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri dedi ki hayır. Yani bu süreç burada kalacak. Hamas için size destek veriyoruz gibi duruyorlar. Çünkü bizim işimiz var. Yani daha sonra gerekirse kendi politikamızın içerisinde devam edeceğiz. Zorunda bırakılmasının
sebebi tabii ki biliyorsunuz bir kitap da çıktı. Mossad'ın Epstein'i kullanarak Amerika'daki ve Avrupa'daki birçok siyasi lidere şantaj yaptığı iddiası da çıktı. Acaba diyorlar ki hani sizin dediğiniz Avrupalı liderler bu Epstein'ın elindeki dosyadan dolayı, çünkü Epstein kendisinin istihbaratçı olduğunu da itiraf etti. Acaba bu dosyalar açığa çıkmasın diye mi bir sessizlik var? Yani bu borçluluk değil ama bir takım çıplak noktalarda zayıflıkları ele geçirilerek ya baskı ve tehdit, şantaj, evet, her şey olabilir gibi gözüküyor. Çok sağ olun hocam. Şimdi sizden aldığım notlarla beraber Kazım hocama döneceğim. Özellikle bu Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında konuşlandırılan 100 bin asker konusu. Hocam şunu merak ediyorum. Bu 100 bin asker Almanya'da bu kadar büyük bir tehdit midir ki Almanya bundan çekinip de mesela ona göre bir dış politika sergiliyor? Diğer taraftan da bu Holokost konusu, tamam bizler biliyoruz ama şu anda izleyenlerimizde belki unutanlar da vardır. Çünkü insan hafızasını yazık ki çabuk unutabiliyor. Bir de bu Holokost konusunu biraz açabilir misiniz? Bu 100 bin asker bu kadar etkili mi? Holokost nedir? Evet, aslında burada bir iki tane Birleşmiş Milletler kararından bahsetmek gerekiyor. 1945'te Birleşmiş Milletler kurulurken Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 93. maddesi Almanya ve Japonya'yı düşman devlet statüsüne koydu. Bu çok bilinmeyen bir husustur. Benim de dikkatimi 1995 yılında Bosna'ya gittiğimiz zaman çekti. Şu an mesela Amerika ile Japonya'nın arasında su sızmıyor. İşte onu söyleyeceğim. 1995 yılında tam Bosna'ya gittiğimiz zamanlarda Almanların genelde pasif görevlerde bulunduğu bir dönemde Birleşmiş Milletler bir karar aldı ve dendi ki Almanya ve Japonya düşman devlet statüsünden çıkarıldı. Bunu birçok belki akademisyenlerimizin de gözünden kaçmış olabilir. Nedir aslında bak oradaki süreç? 2. Dünya Savaşı sonrası. Yani hem 2. Dünya Savaşı süreci, işte bu Holokost dediğimiz, aslında baktığımız zaman çok daha önceden kurgulanmış bazı olayların, yani 1. Dünya Savaşı öncesinde İngilizlerin buharlı gemileri yapılmasından sonra Süveyş ve Basra bölgelerini kontrol etmek için sömürge sisteminin içerisinde planını aldığı süreçti bunlar. Evet. Önce işte oraya Fransızların geliyor görünmesi. Sonuçta Osmanlı'ya bu süreçte birileri üzerinden hasta adam rolü biçip Osmanlı'nın içindeki şimdikine benzer şekilde bazılarının kendilerine güvenlerini yok edip İçeride bazı grupları kendilerine doğru çekip bunlar kimdir? Önce bir işte Türklerle Araplar arasında bir ayrışma oluşturup sonra azınlıklar, yani ben tarih bakış açısıyla anlatmaya çalışıyorum. İşte Sırpları, Yunanlıları, ondan sonra içerideki belki Ermenileri başlangıçta doğrudan olmamakla beraber ama arka planda da işte daha önceki yapıyla beraber 1492'de Osmanlı'nın İspanya'da yok edilmek üzere, işte o zamanlarda o Holokost'tan bahsetmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği İsrail batıya borçlu değil de Batı İsrail'e borçlu demek lazım herhalde. Neden borçlu? Şimdi burada baktığımız zaman Batı İsrail'i, yani Yahudileri önce İspanya'da yok etmeye çalıştı. Yani 1492'de Osmanlı çok sayıda Yahudi'yi Selanik, İzmir ve İstanbul'a getirdi. Onların hayatlarını kurtardı. Şimdi bu ekranlarda görülen Biden'ın atalarına da İrlanda kökenlidir Biden. Aç kaldıkları zaman da 1848'de Osmanlı aç kalmamaları için yardım etmişti. Onların torunlarıdır Biden da. Bizim bunları ifade etmemiz gerekiyor. Sonra ne oldu? Biz sanki bunları işte iyilik için getirmemişiz gibi önce Osmanlı'yı yok etmek için arka planda bir hasta adam kurgusu, daha sonrasında bunun üzerine iç güveni kaybettirip insanlarımıza, daha sonrasında içeride kurdukları okullarla, işte azınlık okulları ve yabancı okullarla bizim toplumumuzu dönüştürmeye çalıştılar. Son gelinen noktada 1. Dünya Savaşı'nda işte İsrail için orada bir nüve oluşturuldu. O işte İsrail'den gelen lojistik taburlar falan vardır. Çanakkale'ye İngilizlerin yanında savaşan.
Bunlar öyle o borçlarını ödemeye başladılar. Ama gerçek borç nedir dediğimizde gerçekten bir utanma duygusudur eğer varsa Batı'da. Ne yaptılar? Birbirlerini yok ederken, Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Osmanlı'yı yok ederken kendi aralarında savaş oldu. Ama esas hedef Osmanlı'yı yok etmekti. Ama İkinci Dünya Savaşı sırasında gerekçe kendi aralarındaki o sömürgeleri kendi aralarında paylaşmakken 60 milyona yakın insan öldü. İşte orada Almanların yaptıkları, işte sözde Yahudileri yok ediyor görüntüsüyle şu iddia ediliyor son zamanlarda, bundan bahsetmek gerekiyor. Aslında bir Hazar Musevileri var. Hazar Musevileri kimdir? Bunu iyi anlatmak gerekiyor. İnanç değerlerini o zamanlarda liderlerin belirlediği bir dönemde Türk olan Hazarlar, Hazarada diye geçiyor bazı yerlerde, Museviliği kabul ediyorlar. Bunlar Yahudi değiller. Ve aslında baktığımız zaman bunlar büyük kaynaklara sahipler, zenginler. İkinci husus, Batı İsrail'e neden borçlu dediğimizde, dünyanın borç stoku 303 trilyon dolar. Bunu unutmamak gerekiyor. Gerçekten borçlu Batı. Ama bu para kaynakları kimin? Bunu ayrıca incelemek lazım. Yani sadece manevi açıdan değil, aslına bakarsanız gerçekten borçlu. Çünkü işte Kavgam kitabında bile Hitler şunu söylüyor. Diyor ki bu topluluk o kadar farklı bir topluluk ki bunlar ölüm şeyine giderken bile hileyle gidiyorlar. Damaklarına elmasları vesaireleri yapıştırarak kaçırıyorlar gibi evet. Bir anlatım vardı. Benim dikkatimi çekmişti. Dolayısıyla ne oldu? Birinci Dünya Savaşı sonunda bir anlaşma, İkinci Dünya Savaşı sonunda bir anlaşma yapılmaya çalışıldı. Aslında Almanya'nın sevri diyebiliriz buna. Berlin'de dört ülkenin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Almanya'nın oluşturduğu bir karargah vardı. Ben gittim, ziyaret ettim. Hala duruyordu. 2004 yılında gittiğimizde biz. Orada Almanya düşman devleti statüsüne konulduğu için ikiye bölünen Doğu ve Batı Almanya olarak belirlenen Almanya'da hem Amerikan ordusu vardı, Fransız orduları vardı ve İngiliz kol ordusu vardı. Ark kol ordusu diye bir kol ordu. Sözde daha sonra NATO'ya tahsis edilen, çünkü Almanya 1955'te statüsünü biraz rahatlatmak için NATO'ya dahil edildi. Ama düşman devlet statüsünden çıkarılmadı. Evet. Japonya ile beraber. Bunları biz tarihçiler olarak ve ben NATO'nun içerisinde de görev yaptım. Ama esas olarak Bosna'da, Afganistan'da, Kosova'da bulundum. Burada görev yapan ülkeler şunu anlamaları gerekiyordu. Bu bir kurguydu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi stratejik analiz kurumlarına göre, RAND Corporation ve Stratfor'a göre Amerika 11 Eylül'ü bahane ederek Afganistan'a yerleşti. Kimyasal silahları bahane ederek Irak'a yerleşti. Bu arada İran'ı kontrol edecekti, yok edecekti. Ondan sonra da esas olarak Türklerin elini kolunu bağlayacak. Neden? Çünkü Türkiye'nin özellikle Bosna harekatındaki işte tarafsız tutumu, Balkanların yeniden Türkiye'nin yanına gelmiş olması açık olarak görülmeye başladı. Bunun yanında bir başka husus daha vardı. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden olan Malezya, Endonezya, Pakistan gibi ülkelerde bir ileri teknoloji ortaya çıkmaya başlamıştı. Türkiye de bunun yanındaydı. Dolayısıyla Batı, İsrail'i başlangıçta oraya bir hançer gibi esas olarak İngiliz'in kurgusuyla yerleştirmişken, aslında şunu dememiz lazım. İngilizler bir yerde İsrail vatandaşlarını, yani Yahudi kökenli olsun veya Musevi olsun insanları yok ederek kendi emellerine ulaşmaya çalışıyor. Kendi emellerine ulaşmaya çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bunun borcunu ödemek durumunda. Oyun çok önceden kurulmuş. Bir hususu daha hatırlatayım burada. Oyun çok önceden. Bir cümleyle alayım hocam. Tabii, neden kurulmuş? 1848'de 194 sayılı kararla aslında bir uzlaştırma komisyonu oluşturuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği aslında 7 Eylül Ekim sonrası diyor ama 7 Ekim öncesini de dikkate almak lazım. O uzlaştırma komisyonunda ABD ve Fransa ile beraber Türkiye de var. Maalesef o zamanki gücümüz dolayısıyla o uzlaştırma komisyonunda rol alamadık. İyi bir rol alamadık. Şimdi hiç olmazsa yine 1983'te alınan İsrail ile ilgili barışsever üye olmadığı ile ilgili kararı da yeniden gündeme getirip
aslında İsrail'e o borçlarını ödeyecek şekle getirmek lazım. Sizden pası aldım. Hemen Selman Yeniacun hocamıza soracağım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu şekilde. 1948'de bir uzlaşma komisyonu kuruldu dedi hocamız. Diğer taraftan da işte biz bir barış konferansı için şu anda uluslararası arenada sürekli olarak ön plana getiriyoruz bunu. Önümüzdeki süreçte sizce Batı Türkiye'nin sözüne gelecek mi? Nasıl görüyorsunuz? Ya bu çok mümkün değil maalesef. Şöyle mümkün değil. Türkiye'nin ilk baştaki Sayın Hakan Fidan'ın özellikle bölgeye yanlış hatırlamıyorsam o da 2,5-3 sorti kadar yaptı bütün ülkelere. Aynı zamanda telefon diplomasisi de devam etti. Hatta 7 Ekim'den sonra krizin ilk başlarından itibaren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la Sayın Cumhurbaşkanımızın da birebir temasları olmuştu. Fakat durum öyle bir noktaya geldi ki İsrail hükümetinde ve ona teşne olan Batı yönetimlerinde durum çok ekstremist politikalar izlemeye yönelik ve bu politikaları desteklemeye ya da karşıdaki herhangi bir argümana tahammül edememeye doğru evrildi. Özellikle savaşın 20 ila 30. günleri arasında biz bu şiddetli desteği gördük Batı'dan. Daha önceki sorularınızda ve kıymetli hocalarımın yorumlarında bahsettiği gibi şu aralar bir nebze de düşmüş de olsa, siz de bunu zaten sorularınızla anlamlandırmaya çalıştınız ki sebepleri bence Batı'da ve hakeza Amerika'nın en ücra köşelerinde dahi olan protesto gösterileri ve hem Amerika'da yaklaşan seçimler hem de Avrupa'daki siyasi liderlerin kendi bazı konumlarından endişelenmesi, işte Biden'ı, işte Rishi Sunak'ı belli noktalarda en azından bir nebze bir burada da dursak mı veya bir yani tırnak içerisinde insani ara versek mi dedirten noktalara getiriyor zaman zaman. Çıktılar. Bu ya. Almanya'dan açıklama geldi ya, o 4 saatlik aralar Hamas'a yarar, onlar toparlanır falan dedi. Yani. Şimdi şöyle, bu dönüp dolaşıyoruz işte bu borç meselesine geliyoruz. Borç meselesi sadece bu manevi anlamda üstünü basa basa belirtilen borçlar değil. Holokost döneminde yaşamış, o dönemi görmüş, çocukluğunda dahi geçirmiş olsa bile o insanların topyekün rehabilitasyon, yaşlı bakımı, çeşitli sosyal hakları gibi hangi ülkelerde olursa olsun, yani Almanya'dadır, Amerika'ya göç etmiştir, Almanya'dadır, başka bir ülkeye göç etmiştir veya hala Almanya'da muhkimdir, hiç fark etmez. Bu soykırımdan yara almış halihazırda insanların sosyal desteklerini hala Alman hükümeti karşılamakta. Gerçekten bir borç var fiziki olarak. Hala İsrail'e savaş tazminatı verilmeye devam ediliyor. Büyük Alman firmaları tarafından ayrılan paylarda, devlet iştiraklı firmalar tarafından. Ve şöyle bir durum söz konusu. Bunun karşılığını da yer yer alıyorlar açıkçası. Yani bu alışveriş hangi noktada tek taraflı, hangi noktada çift taraflıya bakacak olursak, bilhassa son iki senedir Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nde Eylül aylarında yapılan geniş katılımlı devlet başkanlarının katıldığı toplantılarda Netanyahu'nun argümanları arasında Holokost'u anarken, ya aslında Adolf Hitler'in kafasında Yahudileri yakmak yoktu ama Hacı Eminel Hüseyin'in teşviği ve desteğiyle, Filistinlerin desteğiyle bu olay gerçekleştirildi gibi argümanları sıralaması da bu karşılıklı Almanya-İsrail ilişkilerine dair kafamızda ciddi net soru işaretlerini giderecek durumda cevaplar. Bunu da Filistin'e bağladı yani. Tabii bunu da Filistin'e bağladı. Hatta pek çok uzman tarafından, pek çok yayın organ tarafından da açıkçası alay konusu olmuştu ama bir meşruiyet zemini oluşturmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Tabii bunun majör anlamda da bazı küresel karşılıklar da var, ticari karşılıklar da var. Çünkü İsrail'in hem Kuşak Yol'un deniz kanadında hem de işte G20 zirvesinde ortaya konulan projeksiyonu yapılan Yeni Baharat Yolu'nda Akdeniz'e, Akdeniz'den Avrupa'ya açılan kapısında ciddi bir rolü var. Bu kapıyı ekonomik olarak Avrupa pazarını tutan veya Avrupa'daki üretimi canlandıran Almanya ise doğudan gelecek olan bu hattın da eşiğini İsrail oluşturmak için açıkçası çabaları var. Evet, karşılıklı bir borç ilişkisi var, karşılıklı bir ticari ilişki var, karşılıklı bir meşruiyet sağlama ilişkisi var. Bu noktada Almanya'nın direnci çok yüksek. Mukayese edelim. Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın krizin ilk başlarında İsrail Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu görüşmelerde BBC'nin tavrına, tutumuna bile bir eleştiri gelmişti açıktan toplantıda İsrail Cumhurbaşkanı tarafından.
Bunu hemen düzeltmeye çalışan, bunu hemen toparlamaya çalışan ve ciddi bir destek veren Rishi Sunak bugünlerde kendi halkının, kendi toplumunun, Londra sokaklarının belli noktada sesini dinleyerek bir nebze de olsun desteğinin bir seviyesini bir tık azaltmış durumda. Ama Almanya'dan bunu beklememiz tabii ki çok optimistik olur. Türkiye'nin şeyine gelirler mi? Cumhurbaşkanı altını çizdi. Tahıl krizinde nasıl bir krizi biz çözdüysek bu noktada da elinde sonunda yine bizimle birlikte masaya oturmak zorundasınız dedi. Hala ısrar ediyorlar. Blinken ilk günlerdeki atmış olduğu tweet'i sildiği gibi, Türkiye'den önce bir destek bekleyip sonra da bu destek bekleme tweet'ini sildiği gibi hala ısrar ediyorlar. Ama bu açıkçası sokağın sesinin bir nebze daha artması batıda Türkiye'yi belki topa sokacak bir ihtimal olur. Onun dışında da Almanya çok ciddi ayak diriyor. Hocam çok teşekkür ederim. İlk bölümü noktalıyoruz. Araştırmacı yazar Seliman Yeniacun, Doktor Kazım Dalkan Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi ve İstanbul Aral Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İnci Sökmen Alaca ile beraber ikinci bölümde yine Gazze'deki son durum ve Türkiye'nin diplomatik temaslarını konuşmaya devam edeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar buluruz. Doğrusu ne de ikinci bölümde karşınızdayız. Araştırmacı yazar Seliman Yeniacun, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Kazım Dalkıran ve İstanbul Aral Üniversitesi öğretim üyesi İnci Sökmen Alaca ile beraber konularımızı değerlendirmeye devam ediyoruz. En son Seliman Yeniacun'la bu konuları konuşuyorduk. Gazze'deki son durumu konuşuyorduk. Hocam sizden virgülle almak zorunda kalmıştım. Sözünüzü kesmiştim. Buyurun siz tamamlayın. Estağfurullah. Ya şöyle, bu borç meselesinde kalmıştık. Tabii ki bu borç meselesi Avrupa'nın kapanmadığı sürece, ki kapanmayacak bazı meşruiyet sebeplerinden dolayı karşılıklı olarak. Fakat bölge realitesinde de herkese görüşebilen, herkese temas kurabilen, açıkçası artık Netanyahu ile artık bir temas kurulmasının imkanı kalmadı ama yine İsrail içerisinde ilişkilerin normalleşmesini başlatan aklı sel figür olarak biz İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u görmüştük 2 sene önce. Tekrar bu savaş atmosferi içerisindeki büründüğü ve kendisinden beklenmeyen şahin tavrı bıraktığı takdirde yine temas kurulabilecek figürler arasında. Bunu zaten Türkiye Ürdün'le, Mısır'la, Lübnan'la, İran'la, hatta ve hatta Azerbaycan ve Ermenistan'la bile bu sorunun çözülmesi adına çok ciddi temaslarda bulundu son dönem içerisinde. Bununla alakalı Birleşmiş Milletler çaresiz kaldığı, Birleşmiş Milletler kararlarının tanınmadığı veyahut İsrail'in bu noktada daha önce de olduğu gibi, aynı 67'den sonra alınan Güvenlik Konseyi kararlarında olduğu gibi vurdum duymaz tavırları neticesinde farklı platformlar da devreye sokmaya başladı. İslam İşbirliği Teşkilatı içerisindeki 5 tane Türkiye'nin çok kritik madde önerisi sonuç bildirgesine kabul edildi. Evet. Aynı şekilde Türk Devletler Teşkilatı'nın 10. zirvesi kapsamında Kazakistan'da düzenlenen toplantıda hakeza Filistin meselesinin yer bulması da önemliydi. Dünyadaki farklı ulusüstü platformları da aktif bir şekilde kullanabilmesinden dolayı açıkçası Türkiye'nin yeri müstesna ama maalesef ki maalesef bu bütün üst politikaları konuşurken Gazze'de katliam ve soykırım devam ediyor. Bunun da bir çare, bir çözümün anlık bir şekilde üretebilmesi açıkçası bir nebze de dış ulus kamuoyundaki toplumların insan vicdanının kümülatif bir şekilde ses bulmasının, yankı bulmasının, bir taraftan da İsrail içerisindeki muhalefetin ve merkezin belki rehine merkezli başlayan, belki rehine protestolarında başlayan ve daha sonra Netanyahu'nun ve İsrail güvenlik güçlerinin açıkçası hiçbir kanıt bulamamasıyla belki de şekillenecek önümüzdeki günlerde, ki öyle oluyor gördüğümüz günlerde. IDF bir video yayınlıyor ve bu videonun aslı astarı genelde, yani %99 çıkmıyor. Tüneldir, silahtır, rehinedir vesaire, bu iddialarla. Bu büyüyecek protestolarla birlikte bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum ben. Şimdi protestolardan tam bahsetmişken, eğer ki editörüm Selva şu anda hazırsa ekrana bir görüntü vermesini isteyeceğim. İtalya'da bazı protestolar vardı. İtalya'nın en meşhur yapılarından bir tanesi Pizza Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandırılmıştı. Arkadaşlar hazırsa onu birazdan ekrana verirler. Biz de bu nükleer tartışmalar üzerinden biraz daha gidelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında da söylemişti. İsrail sende nükleer silah var demişti. Şimdi bu nükleer silahları
olup olmadığına dair tabii ki uluslararası alanda bazı araştırmaların yapılması gerekiyor. Baktığımızda İnci Hocam, olmayan bir silah üzerinden bu kadar çok tehdit yöneltilebilir mi sizce? Olmayan bir silah üzerinden tehdit yöneltemezsiniz ama Amerika'ya attırtabilirsiniz. Ha, diyorsunuz ki İsrail'de olmasa da zaten abinde var. Yani çünkü 3 tane uçak gemisi bölgede ve uçak yani gemiden de atılabilecek nükleer başlıklı füzeler var. Bir de tabii ben hani bunu ilk söylediği zaman bakanı çok şaşırmıştım. Çünkü rehine kurtarma operasyonuna ilk defa nükleer silah atılarak gidiliyor olması herhalde tarihte çok ilginç bir örnek olarak kalır. Çünkü nükleer silahın yayılma etkisini bilmediklerini gösteriyor. Ve sürekli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun hem İran'ın hem de Suudi Arabistan'ın nükleer silah sahibi olmaması için tablolarla yıllarca anlattığı şeyler varken kendisinin bir bakanının çıkıp böyle bir başka bölge ülkelerini tehdit ediyor olması oldukça rahatsız ediciydi. Tabii akla hemen acaba Lübnan'a mı atacaklar yoksa İran'a mı atacaklar yoksa Suriye mi? Çünkü 3 tane temelde rahatsızlık duydukları ülkeler var. İsrail'in biliyorsunuz nükleer Irak'a ve İran'a da Natanz nükleer santrallerin siber saldırıları da oldu aslında. Bir nükleer silah atmasa bile bu tarz bölgedeki nükleer santrallere siber saldırı götürüp devre dışı bırakıp bir nükleer serpintiye de sebebiyet verecek bir ikinci saldırı tipolojisinde harekete geçirebilir. Bir kitap var Türkiye'de yayınlandı biliyorsunuz. İsrail nükleer silahları diye bir sürü çekilmiş Necef Çölü'ndeki yerleri var. Bu Türkçe kitabın içerisine baktığınızda bu bilgi yani şeydir hani blöftür. Masada blöf yaparsınız ya. Evet silahım var tehdit ediyorum. Zaten Netanyahu tekrardan Arap liderleri de tehdit etti. Yani eğer o koltuklarda oturmak istiyorsanız bu konularda çok az konuşmanız gerekir dedi. Çünkü Mossad'ın bölgede yayılmış çok yönlü bir nüfus politikası var. Eli Cohen'in Suriye'deki ulaştığı pozisyonu düşünürsek yani Suriye'nin ikinci askeri alandaki önemli bir kilit role bir Mossad ajanının geldiğini düşünürsek bölgede her yer de İsrail'in etki ajanları var ya da nüfus ajanları var. Bu demektir ki mesela Suudi Arabistan sarayının içerisinde anında Bin Salman'a bir suikast olabilir. Daha önce Faysal'ın yaşadığı gibi geçmiş yıllarda ya da işte bir anda biliyorsunuz Ürdün Kralı'nın kendi oğluyla kendisine bir darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ama yine Ürdün ailesinden de birisi seçilmişti ve içeride darbe girişimi olmuştu. Yani İsrail'in bazı söylediği şeyler yani liderinin söylediği şeyler aslında gerçekte var olan ama sadece düğmeye basılmadığı şeyler olarak düşünüyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki uluslararası atom enerjisinin gelip sizin açmanız lazım. Çünkü bu hiç bildirmemişsiniz. Yaklaşık olarak 90'a yakın nükleer silah olduğu söyleniyor. Ama Orta Doğu'ya bir nükleer silah atarsanız bunun sonucu çok büyük. Yani 2-3 tane olasılık var. Bir Amerika'yı kullanarak atar. İkincisi nükleer santrallere siber saldırı yapıp serpintiyle bölgeyi bir nükleer radyasyona boğabilir. Üçüncüsü kendisinin fırlatma rampaları olması lazım. Muhtemelen ya denizaltıdan ya da çünkü Hürmüz Boğazı'na yaklaşması gerekiyor. Oraya en yakın denizaltıyla gelebilir. İran için atacaksa veya işte yine denizden Lübnan'a atacaksa. Ben blöf olduğunu düşünüyorum ama bir şeyinin de olduğunu düşünüyorum yani bir varlığının da olduğunu düşünüyorum İsrail'in. Amerika vermiş de olabilir hatta. Peki böyle bir şey olursa sizce bölgedeki diğer ülkeler daha bu olmadan engellemeye çalışmaz mı? Yani mesela İran dedik, Lübnan dedik. Bunların bir tanesine yapılacak bir saldırı diğer ülkeleri de etkileyecek olan bir saldırı. Zaten yani İran nükleer enerji geliştirdiği için Suudi Arabistan Çin'den bu şeyi teknolojiyi aldı biliyorsunuz. Hatta buna çok rahatsızlık duymuştu. Yani hatta bunun bir kıyamet senaryosu olduğu Orta Doğu'da her ülke bu şekilde nükleer silahlanmaya gideceğiyle ilgili kitaplar da var. Yılına kitap çıktı. Yani bunu hep Yahudilerin yazdırdığına inanıyoruz. Yani sadece bizde olsun ama diğerlerinde olmamışsın hikayesi. Lübnan 15 yıl İsrail yüzünden bir iç savaş geçirdi. Şu an Hizbullah'sız bir siyasi rejim kolay kolay şey bulamıyor. Güçlü bir siyasi iktidar oluşturamıyor ve Lübnan'ı tekrardan İsrail'in karıştırması demek, Lübnan'ın tekrardan büyük sorunlar yaşaması demek. Çünkü Hizbullah'la yaşadıkları 2006'daki füze savaşlarından dolayı altyapısı çalışmayan, suyu elektriği olmayan bir Lübnan'la hala çok yüksek fiyatlar, evet. Bir türlü liderlik krizleri, Ürdün'e içeriden yapılmaya çalışılan askeri darbeler. Yani Mısır'da Sisi'nin
Rusya ile yakınlaşmasından sonra yine kendisinden bir albay tarafından düşürülmeye çalışılması aslında bölge çok hareketli. Ama bu tarz bir Ukrayna'da beklerken nükleer silah İsrail'in atması kendisini de kapsayacak şekilde yok edebilir. Şu an ölen zavallı sivillerin cesetleri ortaya ciddi bir hastalık yayıyormuş. Ve bu hastalık yüzünden İsrail askerleri geri çekiliyorlar. Çünkü çok ciddi anlamda bir kirlenme krizi var ve hayatları risk altında. Yani gördükleri, öldürdükleri insanları onun için bir an önce almak zorundalar ki temizlensin, yoksa mücadele edemeyecekler. Aslında gördüğünüz gibi yaptığı her şey kendisine aynen geri gelen ve daha zor, çok zarar veren bir sürece dönüşüyor. Rasyonel bir dış politika kararı değil aynı zamanda. Şimdi o görüntü de geldi. Arkadaşlarım birazdan verecekler. Bakın İtalya'nın en sembol binalarından tüm dünyanın bildiği Pizza Kulesi'nde orada Filistin bayrağı dalgalandırıyor. Tabii ki bu İtalya hükümetine izin alınmış bir şey değil. Yani oradaki korsan bir gösteri. Orada meşaleleri de yakmışlar yine. Tabii bu sadece İtalya'da değil. Yani Avrupa'nın pek çok yerinde, pek çok sokaklarında da bunları görebiliyorsunuz. Buyurun hocam. Amerika'da ya, Texas'ta, Oregon'da, New York City'de. Yani bunu Yahudiler de, reformist Yahudiler de bu işin içerisine katılanlar insanlar da var. Tel Aviv'de de yapılıyor buna benzer gösteriler. Tel Aviv'dekiler tabii, onlar daha çok rehinelerin sağ salim kurtarılması ve bu savaş politikasındaki yapılan yanlışlar ağır basan gösteriler diyelim. Ama dünyanın dört bir tarafında açıkçası yapılan gösterilerin tabii ki rehinelere de muhtemelen destek vardır ama Filistin, Filistin kimliği, Filistin'de yaşanan soykırım ve İsrail'in artık neredeyse 100 yıla yakındır bu bölge üzerinde kurmuş olduğu tek taraflı tahakkümün bir şekilde sona erdirilmesi üzerine içerikler. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hep Ukrayna'da şu çok gündeme gelmiş. Uluslararası toplum çok rahatsız, çok şey. Yani hatta Rusya devleti de sormuyor. Rusya lideri Putin de. Uluslararası toplum kim? Yani şimdi uluslararası toplum şu an gerçekten bir hayata geçti. Liderlerden daha baskın. Ve tabii ki ne kadar engellense de mesela Elon Musk'ın Filistin konusundaki çarpıcı açıklamasından sonra birçok reklam veren şirket çekildi biliyorsunuz Elon Musk'tan. Yani bir anda böyle yavaş yavaş zaman uzadıkça aslında uluslararası toplum daha fazla bu tarz sivillerin yanında yer almaya devam edecek gözüküyor. Ve bu gösteriler bence bu uluslararası toplum, hep bizim Batı'nın bize söylediği uluslararası toplum gerçekten hayata geçmiş olduğunu gösteriyor şu an. Şimdi o da mesela kendi sosyal medya platformu üzerinde İsrail'i destekleyen hesaplarla alakalı çalışma yapacağını söylemişti. Kazım hocama döneceğim. Şimdi biraz İnce hocamla bu atom bombası, nükleer silah konusuna girdik ama yani bu konu bu kadar basit bir konu da değil aslında bakarsanız. Yani Gazze dediğimiz yer şu anda bizim Türkiye'deki herhangi bir şehrimize küçük bir ilçe kadar bir yer. Yani burayı siz böyle atom bombasıyla falan vurduğunuzda orada sadece Gazze'yi etkileyebilecek bir şekilde o silah kullanamıyorsunuz. Yani diğer ülkelere de ister istemez orada bir serpinti olacak. Akdeniz'e doğru bir serpinti olacak. Buna cesaret edebilirler mi sizce? Taksicisine kadar bu konuyu konuşuyor bu arada İsrail'de. Evet. Yani aslında işte bu tür olaylarda siyasetçilerle toplumun arasındaki ayrışma çok önemli. Bunun örneğini birçok yerde biz gördük. Ben Bosna'ya gittiğim zaman da Sırpların söylediği husus şuydu. İşte tabii ki o Srebrenica katliamı, soykırımında siyasetçilerin rolünü toplum görünce onların sorumluluğunu toplum almamak için, kendi üzerlerine almamak için onları dışlama yoluna gidebiliyorlar zaman içerisinde. Şimdi biz hemen tabii böyle bir sizin de söylediğiniz gibi serpinti, nükleer serpinti dediğimizde Çernobil'i hatırlamamız gerekiyor. Orada meydana gelen kaza olarak patlayan bir nükleer tesisin serpintisi Türkiye'ye kadar etkisini göstermiş. Yıllarca bizim işte kullandığımız çaylarda, içtiğimiz çaylarda ve hatta diğer ürünlerde bunun etkisi olduğundan bahsediliyor. Karadeniz'de hala konuşuluyor. Hala da bunun etkisinden bahsediliyor. Dolayısıyla tabii ki orada en küçük çapta bile bir silahın, nükleer silahın kullanılması durumunda bunlar en çok İsrail kendi de etkilenecektir. Böyle bir şey söz konusu. Çünkü hemen dibinde kendi yerleşim yerleri tabii, var. Orada daha öncesinde yerleşimci diye koyduğu, hani bütün dünyaya yerleşimci diye tanıttığı teröristler var. Tabii.
işgal eden kişiler orada bir anlamda şöyle bir şeyi anlatmak lazım. Kesinlikle biraz önce ben onu vurgulamaya çalıştım. Yani oradaki Filistinlilerin durumunu doğru anlamak önce gerekiyor. İsrail devlet olarak zaten iki toplum var orada normalde 1948 anlaşmasına göre. İsrail ve Filistin'in olduğu iki devletin 10 yılı içerisinde o uzlaştırma komisyonu tarafından kararlaştırılıp bir sürece götürülmesi gerekirken tabii ki İngilizlerin kurgusuyla ve İsrail'in de bundan yararlanarak o 10 yıl içerisinde maalesef Türkiye'nin de o dönemde etkin olmaması nedeniyle neden etkin değil? Türkiye o dönemde işte Amerika'dan Marshall yardımını alıyor. Bir taraftan NATO'ya girmeye çalışıyor. Bir taraftan işte Kore'ye bir şekilde gidip katılıp NATO'ya girmeye çalıştığı bir süreç. Diğer taraftan da maalesef yine yeteri kadar kendimiz üretemediğimiz, kendi silahlarımızı yok ettirdiğimiz bir dönem. O dönemlerde maalesef. Dolayısıyla da Türkiye orada o uzlaştırma komisyonunda ve Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri doğru bir sonuç alamamışlar. Şimdi gelinen noktada eğer bu şekilde bir nükleer silah kullanılması gibi husus gündeme gelirse öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söylediler zaten %60-%70 İsrail halkı bunu istemiyor. Yani bu sürecin Netanyahu'nun girdiği pozisyonu istemiyor, desteklemiyorlar. Her ne kadar işte bunu bir algı yönetimiyle kendilerinin yanında olduğunu göstermeye çalışsalar da halk da şöyle bir şey isteyecektir belki. Bir an önce bu işlemler bitsin. Kesinlikle zerre kadar biz bunlardan etkilenmek istemeyiz. Bunun ötesinde bir husus daha var tabii ki. Şu anda kullanılan çok hocam da söylediler. Silahlar dolayısıyla kullanılan oradaki özellikle fosfor, beyaz fosfor gibi işte malzemeler, fosforlar nedeniyle insanlar yanıyor bir taraftan. İnsanlar ölüyor, göçüklerin altında kalıyorlar. Ama bunların birçoğu kurtarılamıyor. Oralarda bir salgın söz konusu olacak. Orası 360 kilometre karelik bir alan. Çok yakın bir yakın tarafında da İsrail'in insanları var. Ya insanlık tarihi bu salgın hastalıklarla alakalı çok kara lekelerle dolu. Mesela kesinlikle. Bu hayatını kaybeden oradaki şehitler az önce programın başında Şems Çakan söyledi ya defnedilecek yer dahi bulunamıyor diye. Mesela Amerikalıların Amerikan tarihine baktığınız zaman Mayalar zamanında yapılan savaşlar vardır. Biyolojik silah olarak kullanılıyor. Hayatını kaybedenler. Evet. Su kuyuları zehirleniyor. Tabii. Konuda İsrail olunca korkuyor insanların vebalı insanların mancınıklarla başka taraflara atıldığı şeklinde tarihte Batı'nın yaptığı işlemler bunlar tabii. Ancak şu hususu da hatırlamak gerekiyor. Yani ben böyle bir makaleyi okuduğum zaman 2000'li yılların başında olmaz diye düşünmüştüm. Daha doğrusu olmaz değil de olmamalı diye düşünmüştüm. Maalesef Newsweek veya Times dergilerinde bu dergilerde herhangi bir makale yayınlanmaz. Hocam bilirler onu. Oradaki makaleye göre maalesef belki de bir işaret veriliyordu o zamanlarda. İsrail bir biyolojik silah üzerinde çalışıyor. Bunu herkes kontrol edebilir. Yani ben İngilizce bilen Arap birisi olarak söylüyorum. Arap etnik silah. Biyolojik bir silah üzerinde çalışıyor. Bu biyolojik silahın esas hedefi kendisine yakın olmayan genetik yapıdaki insanları diğer karşıtların genetik yapısını etkileyecek şekilde. Yapılabilir mi peki? İşte onu söyleyelim. Makalenin sonunda şöyle diyordu. Evet bunu da başardılar. Ancak şöyle bir sorunları var. Kendileriyle hedef olarak seçtikleri insanlar aynı genetik yapıya sahip. Tam da bu arada bunu burada söylemek çok kötü bir şey. Ama maalesef artık bunu söylemek gerekiyor. Tam da öyle bir zamanda maalesef Türkiye'den bir grup bir kişinin üzerinden 150 binden fazla kan örneği toplanıp Amerika'ya götürüldü. Ve ondan sonra bugün geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız COVID örneği ortaya çıktı. Maalesef yine maalesef diyerek devam ediyorum bu sözlere. O kan örneği yıllar önce toplanan 2000'li yılların başında toplandı. Doktor Babuna zamanında. Doktor Babuna diye birisinin üzerinden toplanmıştı. Şimdi tam da bu makale yayınlandıktan sonra
o dergilerde. Çok prestijli dergilerdir bunlar. Böyle şeyleri orada durup dururken yayınlatmazlar. Dolayısıyla da o kan örneklerinin 50 bin dozu hiç ortada yoktu. Evet. 100 bin dozunun nerede olduğu, işte yok olduğu bahsedildi. İşte bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği husus, hem uçakta hem Almanya'da yaptığı toplantılarda bunların hesabını, bilim adına yapılanların hepsinin hesabını binlerce hukukçu sormalı. Sadece Türkiye adına değil, insanlık adına sormalı. Eğer bunları yapmazsak, işte Holokost vesaire gibi, şimdi işte El Hüseyin'i üzerinden, Emin El Hüseyin'i üzerinden başkalarına bunları atmaya çalışırlar. Ondan sonra da insanlığa çok büyük zararlar vermeye çalışırlar. Ben burada şunu söylemek isterim. İşte biraz önce söylemeye çalıştım. Elon Musk'ın da aslında bazı yerlerde geçtiği için belki bunu paylaşıyoruz. Doğru, kendisinin bunu ifade etmesi gerekiyor. Hazar Türk'ü olduğu iddia edilerek Musevi kökenli olduğundan bahsedildi. Yani din olarak Museviliği tercih ettikleri söylendi. Ama bunları artık biz din üzerinden bir din, işte 2001'de 11 Eylül olayı olduğu zaman, o zamanki Amerikan başkanı bu bir crusader'dır, Haçlı Savaşı'dır deyip Afganistan'a, işte biraz önce söylemeye çalıştığımız oraya bir gerekçe göstererek oraya gitmek için bir bahane oluşturduklarını sonradan anlıyoruz. Irak'a kimyasal silah diye girmeye çalıştılar bahane olarak. Sonrasında İsrail Gazze olayı işte sözde bahane edilerek hemen Halep ve Şam havalanlarını vurdular. Ne alakası vardı da oraları vurdular? Bir helikopterleri düştü. Amerikalıların ne görev yapıyordu? Bunu açıklayamadılar, açıklayamıyorlar. Dolayısıyla dünyanın, bütün insanlığın aslında işte burada biraz önce sorduğumuz soru, İsrail'in gizli nükleer silahları. Tabii ki nükleer silahların kontrolü çok önemli. Bir anlaşma var. Bu anlaşmaya taraf olanlar ve olmayanların tamamı Amerika Birleşik Devletleri'ne 2017'de Kudüs'ü başkenti ilan etmeye olarak kabul etmeye kalktığı zaman hayır dedi, yapamazsınız dedi. 129 ülke, Türkiye'nin de Sayın Cumhurbaşkanımızın yine o zamanki öne çıkmasıyla beraber, böyle bir şeyi kabul edemezsiniz. Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı hareket ediyorsunuz dedi. Yine işte Sayın Dışişleri Bakanımızın İslam İşbirliği Teşkilatı ile beraber biz derhal ateşkesi sağlamamız gerekir. Burada şu yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. Kısaca toparlayalım hocam. Hamas denilen örgüt aslında Gazze'deki Filistin yönetiminin esasıdır. Dolayısıyla onları terörist olarak ilan etmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Onlar işgal edilmiş topraklarını savunmaya kalkıyorlar. Savunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onların suçlanması, bunun üzerinden de orayın yok edilmesi söz konusu olamaz. Şimdi Seliman Yeniucu Kazım hocamız biyolojik silah tehdidinin daha ağır bastığına dikkat çekti ama nükleer silah ve atom bombasıyla alakalı. Şimdi hocam bir yandan anlatırken ben de hem geçmişe dönük olarak şöyle bilgileri bir check ettim. Diğer taraftan da şimdi bugüne kadar mesela nükleer silah elinde bulundurduğuna dair şüphe uyandırıp dünyadan tepki çeken isimler. Mesela Saddam Hüseyin. Değil mi? Yani Irak'a harekat başlatıldığında kimyasal, biyolojik diye söylendi. Tabii. Yani işte atom bombaları var dendi, kimyasal silahları var dendi, nükleer silahları var dendi. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong-un mesela şu anda Avrupa'da çok fazla tepki çekiyor. Bir yandan korkuyorlar laf söylemeye, diğer taraftan da elinde silah var diyorlar. Doğru. Çin lideri Xi Jinping ile alakalı da yine aynı şeyler var. Mesela Saddam'la alakalı bu iddialar ortaya atıldığında Avrupa bir anda ayağa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri gitti harekat yaptı. Kimse de bir şey söyleyemedi. Çıtırını çıkartamadı. Şimdi İsrail'de bu tehdidi açık bir şekilde kamuoyunda yapıyor. Biraz bu noktada gücü yeten yetene ve feda edilebilirlik meselesi çok önemli. Adalet olduğunu düşünüyorum. Yani. Çünkü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada İran'ın yeterli miktarda uranyum zenginleştirdiğini, bir nükleer başlıkta kullanılabilecek kadar seviyede olduğunu zaten belirtti. Ve bu noktada dünya ticaretinin hem güneyde, İsrail'de, Gazze'de yaşanan insanlık suçu sebebiyle hem de Ukrayna'da yaşanan yine bir insanlık suçu sebebiyle güney ve kuzey hatlarından tıkandığı için orta kuşakta İran'ın lojistikteki neredeyse, biz daha da Zengizor koridorunu bunlar yüzünden yine açamıyoruz, o da bayağı ayrı mesele de,
tek hat olmasından dolayı dünya şu an biraz kulağının üstüne yatıyor. Özellikle Avrupa biraz kulağının üstüne yatıyor bu konularda. Hı hı. Benim anladığım kadarıyla. Nükleer mesele İsrail için ne kabul edebilirler ne reddedebilirler bir mesele. Bunu kabul ettiğiniz andan itibaren uluslararası anlamda bir atom enerjisi kurumunun yükümlülüklerinin devreye girmesi söz konusu. Ki bu yani İsrail bırakın belli bir silah konusunda bağlayıcılığı, sınır konusunda, anayasa konusunda, vatandaşlık da diğer vatandaşlarının hangi haklara sahip olup yani Yahudi dışındaki vatandaşların hangi haklara sahip olup olmayacağı dışında bir sınırlamaya, bir kısıtlamaya zaten tabi olmamış kuruluşundan beri. Yani sınırdan başlıyorsunuz anayasaya kadar pek çok noktada ki kaldı ki silah da bu sınırlamaya tabi olmak istesin. Bu noktadan dolayı da reddetmiyor, kabul de etmiyor. Fakat bu iddiaları ilk ortaya atan yani bu nükleer silahın taktiksel anlamda daha minör bir bölgede kullanılabilecek bir teknolojiye eriştiğini ve bunun düşünülmesi gerektiğini söyleyen şu an adamın adını hatırlayamıyorum ama İsrail'in miras bakanı diye yani kültürel miras daha doğrusu bakanı diye Bezalel Smotrich'in partisinden yani şu anki mevcut koalisyon içerisinde aşırı ırkçı bir unsur olan bir bakandı. Tabii onun bakanlığı alınmasa da Netanyahu hükümeti tarafından şu an kabine görüşmelerine girmesi de engellenmiş durumda. Bunun da bir altını çizelim. Bu noktada bu tepkinin ve nükleer silah tarafından bağlayıcılıklarının olabileceği uluslararası kurumlara açısından bu noktada İsrail açıkçası bir geri adım atmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ben Gazze'ye bir nükleer silah kullanacak veyahut çevre ülkelerin nükleer silah kullanacaklarını zaten rasyonel anlamda düşünmüyorum. Yani böyle bir şey mümkün kılabileceklerini. Gerçekçi değil. Sadece şu tehdit için bunu ellerinde tutuyorlar. %99.9 İran'ın mevcut silahlarını geliştirmesi ve bunun üzerine ciddi aralarında bir mesafe var. Zaten balistik füze mesafesi var. Bunun için kendilerinin elinde koz olarak tuttuklarını söyleyebilirim. Yoksa hani kendileri için de rasyonel bir şey olmayacaktır. Seçenek olmayacaktır. Bunu dillendiren adamın da zaten hükümetle olan ilişkisi de sınırlandırılmış durumda. Yani çok gerçekçi bulmuyorsunuz. Yok, ama Ukrayna'da küçük boyutlu nükleer silahlar kullanıldığıyla ilgili Rusya'nın bir eleştirisi vardı. Yani bir çok küçük dirty bombs dedikleri böyle kirli bomba. Yani nükleeri belli bir oranda kullanıldığıyla ilgili iddia vardı. Şunu söylemek lazım. Mesela İsrail su sıkıntısı çeken bir ülkedir. Şeria nehrini paylaşır. Yani bir yerde oluşabilecek nükleer serpinti suyu kirletecek, toprağı kirletecek. Zaten tuzlu suyu arıtarak bulacaklar. Yani kendilerinin de su kaynakları yok olacak. Yani İsrail aslında en zayıf noktası su kaynağıdır. Yani o yüzden bu genişletilmiş büyük İsrail projesi aslında su kaynaklarının içine alacak şekilde yaşanılabilir, sürdürülebilir İsrail yaratmaktır. Yani şimdi bir nükleer patlatırsanız küçük bile olsa hani Ukrayna'da bahsedilen NATO'nun su kullandığı iddia edilen sözde Rusya askerlerine karşı yani oraya da hiçbir şey yaşayamaz. Toprak da yaşayamaz. Ama şu da var. İsrail'in kanser araştırmalarında erkeklerde ciddi bir başarı elde ettiğiyle ilgili son yıllarda çıkan raporlar vardı. Mutlaka bir etnik gen düzenlemesi yapıyorlar. Yani mesela son ölen askerlerin dondurulduğu iddiası var. Bu dondurulan askerler niye donduruldu? Yani niye gömülmedi? Bunları acaba ne yapacaklar? Kolonlanacak mı diye hemen düşünmüştük. Yani böyle çünkü asker sayısı, erkek sayısı çok az onlarda. Ve böyle bir koruyucu noktaya getirmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Ya çok kısaca tamamen masaya soracağım bunu. Şimdi bu genetik mevzu gerçekten aslında dikkat çeken bir mevzu da bu kadar fark edici genetik özellikler var mı yani orada bölge insanlar arasında? Çünkü aynı zamanda yani tarihi geriye dönük olarak baktığınız zaman da oradaki toplumlar zaten yani biz de içerisindeyiz. Çok fazla aslına bakarsanız sınır geçişleri olmuş, akrabalıklar olmuş. Bu kadar genetik farklılıklar var mı? Direkt bir ırkı ekleyecek şey. Mirzahiler zannedersem zaten o bölgenin insanı. Mirzahi Yahudileri dedikleri o bölgenin insanı. Eşkenaziler ve Seferatlar Avrupa'dan gelen oldukları için kendilerini farklı bir gen sistemi içine koyuyor olabilirler. Fakat Mirzahiler Arap. Yani demin hocamız da söyledi. Bir ortak gen çıkmış dedi. O yüzden de aslında bu silahı daha ileri getirememişler dedi.
Ama tabii ki mesela Pfizer'in genel müdürü de biliyorsunuz Yahudi kökenliydi ve Covid vakası çok az gerçekleşti İsrail'de ve aşıların en büyük güvenliliği için de İsrail örnek gösterdi. Herkesi aşıladılar çünkü %99 aşılanma oranı vardı ve hiçbir İsrail'de şu an kalp krizi riski veya herhangi bir pıhtı atma olayı olmuyor. Demek ki aşılar bölge ülkelerine göre farklılaşmış. Yani belki de biz hep herkes İsrail örnek göstermiş. Bak çok bunlar kendilerini çok önemserler. Demek ki orada bir farklılaşma var. Üzerlerinde kendi nüfusları çok az. Bunları korumak için ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerine inanıyorum. Yani biyolojik silah olsun, kendilerini güçlü kılmak adına. Ama bunları hangi mesela askerlerin dondurması mesela. Yani muhtemelen belki kolonlayacak ya da tekrar hayata geçirebilecek bazı şeyler. Amerika'nın desteği çünkü Amerika'nın bazı bu alanda çalışmaları var gizli. Amerika'nın gerçekleştirdiği o dondurma vakalarında biliyorsunuz daha öncesinde DNA kopyalaması. Bir elektrikler kesildi. elektrikler kesildi. 2-3 tane tanktaki kişinin gerçekten artık kurtarılamayacak seviyeye geldiği belli oldu. Buyurun hocam sizden de başlayalım. Şimdi aslında burada farklı bir şeyi söylemek gerekiyor herhalde. Yani İsrail'in bugünkü ortaya koyduğu insanları kandırmaya çalıştığı dini temelli bilgilerin ne kadar yanlış olduğundan bahsetmek gerekiyor. O kitap tamamen artık yani geçtiğimiz programda bir hocamız şey yaptı. Irak'ta teker yazılmış. Teker maddeleri şöyle bir okudu. Orada Filistinlilere yönelik işte tavuklarına kadar öldürün, ekinlerini yakın şeklinde bir sürü ibare var. Şimdi genetik yapı eğer yani öyle bir şeyden bahsediyorsak ben bu konularda yani hem yerli hem yabancı multidisipliner yaklaşımla birçok incelemem oldu. Birincisi Yahudilerin söylediği, yani Yahudi diyorum onlara, Musevilerle Yahudiler farklı. Musevi Hazreti Musa'yı sonradan kabul eden din olarak, peygamberi olarak kabul edip onun dinini kabul edenler var. İşte Türk Hazaralar bunlardan ayrı. Dolayısıyla kendilerini Yahudi ve üstün ırk olarak iddia edenler İshak'ın soyundan geldiklerini, Hazreti İshak'ın soyundan geldiklerini, Hazreti İbrahim'in oğlu. Diğerleri ise yine Hazreti İbrahim'in oğlu olan bizim de peygamberimizin Hazreti İsmail'in soyundan geldiği kabul edilir. Dolayısıyla eğer genetik bir şey varsa sonunda İbrahim de birleşiyor. Evet. Böyle bir iddiayı ortaya atmaları tamamen deli saçması. Böyle bir din algısı olmaz. Bu sarin gazı atan Japonya'daki bir din adamı vardı. Din adına ortaya çıkan birileri vardı. Onun kadar kötü saçma. İkincisi eğer bir din olgusu olarak kabul edilecekse, dinle ilgili bir konu konuşulacaksa Hazreti İsa da aynı devam eden gruptan gelip ama yine Yahudiler tarafından çağırmaya gerildi. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız burada şunu vurguluyor. Siz diyor din adına bir şeyler söylüyorsanız, yapmaya kalkıyorsanız kiliseleri yok ediyorlar diyor. Yani hadi Müslümanları yok ediyorlar Gazze'de ama kiliseleri ve onların Müslümanların dışındaki dinle ilgili olan şeyleri de yok ediyorlar. Dolayısıyla bu bir din olgusu değil İsraillerin yaptığı. Bunun genetik olarak da bir zemini yok diğer anlamda da. Sonucunda din şunu kabul eder. Ben Tevrat'ta merak ettiğim için Şırnak'a gittim. Şırnak'ın ismi Şehri Nuh'tan geliyor dendiği zaman da demek ki Nuh peygamber var. Nuh'un gemisi burada Cudi Dağı'na Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği şekliyle Ağrı Dağı'na indiği iddia ediliyor. O da RRT Tevrat'ta olduğu için Urartu bölgesi olarak ifade etti dil bilimciler. O zaman bunlar şurada da çukura düşüyorlar. Yani geçersiz oluyorlar. Tezleri boşa gidiyor. Nuh'un gemisi Kur'an-ı Tevrat'ta da yazdığına göre Nuh peygamber ve sonraki olaylar var. Yine insanlar Nuh peygamberin gemisine binenlerden geliyor. Dolayısıyla böyle bir deli saçmasını insanlara din diye İsraillilere de yutturamazlar aslında. Ama maalesef bir algı yönetimiyle biz Arz-ı Mevut denilen bir bölgede dünyanın kara parçalarının belki de 100.000'de biridir Arz-ı Mevut. Orayı ayakta tutup hocamın söylediği gibi su kaynakları vesaire orayı da kirletip ondan sonra da dünyayı yönetmek gibi bir iddia olamaz. Zaten... Dolayısıyla halklara bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle ulaşıp o insanlara sizi de biz huzurla yaşatırız.
Yeter ki gerçekten de öyle olduğunu ben düşünüyorum. Onlar çoğu hemen uçaklar durdurulmasaydı, Türk Hava Yolları uçakları tamamı Türkiye'ye geleceklerdi. Yani ne yazık ki orada işledikleri maalesef savaş suçlarıyla beraber maneviyatı da kirletiyorlar. Kesinlikle çocuk. Bu konuyla alakalı sizin de son sözlerinizi alayım. Şu Eurofighter Typhoon konusuna gireceğim. Yani gem meselesiyle alakalı mı yoksa gem meselesiyle alakalı? Ya böyle ben ben hocalarımdan öğrendim, bilgilendim diyeyim gem meselesiyle alakalı. Gem konusu hakkında bir bilgim yok açıkçası. Biyolog da değilim. Fakat ortak bir ulus inşası üzerine Ben Gurion'dan beri çalışan bir İsrail var. Bunu ne ölçüde başardı, ne ölçüde başaramadı konusuna şöyle bir cevap verebilirim ancak. Şu gün bölgeden kendilerine dair düşman algısını alsanız, yani kendi meşruiyetlerini sağlama adına işte Filistin meselesi, Filistinler düşmandır. İran meselesi, İranlılar düşmandır. Seçimlerden önce büyük çoğunlukla Türkiye düşmandır. Özellikle 2010 yılından itibaren incelediğimiz zaman. Bu argümanı aldığımız zaman İsrail toplumunun içerisinde farklı sosyal sınıflandırmalar var. Yani biyolojik sınıflandırmaların da ötesinde. Bunlar İnce hocamın bahsettiği gibi işte Mizrahiler, Aşkenazlar, Sefaratlar, Falaşalar olmak üzere dört ana grupta inceleyebiliriz. Bunun üstüne bir de 48 Araplarını ekleyebiliriz vatandaş olan. Zengin fakir ayrımı çok ciddidir İsrail içerisinde. İnanç seviyeleri, Yahudiler arasındaki inanç seviyelerinde Masorti, Dati, Ultra Ortodoks dediğimiz ayrımlar vardır. Bunlar keskin ayrımlardır. Önceki göç edenler, yeni göç edenler ayrımları vardır. Yani kim daha önce o Aliye yapmışsa toprağa, yeni gelmişse orayı bir sonrakine göre daha çok sahiplenir ve bir sonrakini daha fazla dışlar. Bu ayrımlar mesela bu saldırılara verilen desteği etkiliyor mu? Etkiliyor ya bence. Ya bu saldırılara verilen desteği sizin bu ayrımlar neticesinde kendinizi siyasi çizginin neresinde konumlandırdığınızla da alakalı bir mesele. Gelmek istediğim nokta şu. Bir düşman algısı olmadan ortak bir şekilde bu bütün ayrımların farklı platformlardaki yelpazenin farklı uçlarını bir düşmana karşı konsolide etmeden gene istediğiniz kadar birleştirin. İsrail toplumu çok bölünmüşlü bir yapıya sahiptir. Bölünür, birbiriyle çatışır. Buna çok müsaittir. Bunun defalarca yaşadığım dönem içerisinde de örneklerini gördüm. Bu örnekleri gündelik bir sokak protestosunda da bulabilirsiniz. Yani yargı reformuyla alakalı olarak sözde yapılan o Ocak ayından itibaren Haziran'a kadar gelen protestoların içerisinde bir Sefarat'ın devlet kademesinde Aşkenaziler daha fazla kullanıyor diyerek bir protestosunu da görebilirsiniz. Veyahut bir Falaşa'nın ben temizlik işçisi olmak istemiyorum veya Yemenli bir Yahudinin 58'deki 62'deki benim kaçırılan çocuklarım nerede devlet tarafından? Avrupa'ya satılan çocuklar nerede? Yahudi çocuklar dediğini de görürsünüz. Ya bunlar çok detaylandırılmış meseleler. Onun için İsrail'in bir düşman algısı icat etmesine kendi mevcudiyetini koruma açısından ihtiyacı var maalesef. Bu 7 Ekim saldırılarıyla Türkiye'de belki de en çok değişen algılardan bir tanesi. Daha öncesinde Türkiye'ye çıkıp da mesela sorsaydınız, burada mikrofon uzatsaydınız, İsrail'de yekpare bir kamuoyu algısı vardı. Belki 7 Ekim saldırıları bu yekpare kamuoyu algısını da yıktı değil mi Selim Hocam? Çünkü biz de programda çok fazla konuştuk siz de katıldığınızda. Ya bu bir buçuk iki senelik bir süreç aslında. Son Netanyahu hükümetinin yanına almış olduğu, işte az önce de bahsettim, Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi figürlere kendi hükümetini ayakta tutma açısından vermiş olduğu fidyeler, vermiş olduğu rüşvetler, yani bu siyasi rüşvet anlamında maddi olarak anlaşılmasın. Açıkçası toplumun artık bütün sinir uçlarını belirgin hale getirdi İsrail içerisinde. Düşünsenize 200 tane, 250 tane İsrailli rehine var. Tabii ki Hamas'ın saldırının sebeplerinin meşruiyetini sadece 7 Ekim sabahında değil, 7 Ekim öncesinde de aramamız gerekiyor. Bir senelik yasa dışı yerleşimcilerin işgal yerlerin arttırılması, evet. Filistinlilere Batı Şeria'da yapılan zulümler, Gazze şeridinin tamamen izolasyon altında olması, artık iki devletli çözümün hiç konuşulmuyor olması vesaire vesaire. Ama böyle kritik bir kaos ortamında dahi toplumun içerisinden hükümete dair güçlü eleştiriler var. Yani hele ki o Milli Mütabakat Hükümeti'ni
kurmadığı için saldırılardan sonraki gündeme gelmişti. Sadece Benny Gantz'ı eski savunma bakanlığı ve 4 tane generali hükümete alarak bir 62-66'ya yükseltme gereği duydu. Onun dışında diğer muhalefet unsurlarını hükümetin içerisine dahil etmedi ve açıkçası toplum içerisindeki bölünmüşlük bu 1,5-2 senelik sürecin sonunda 7 Ekim'de çok had safhaya çıktı. Ve bu görünür bir halde şu an. Ben şurada şey söylemek istiyorum. Mesela Amerikalılar ilk başta şöyle bir eleştiri getirdiler. Yani Gazze çok küçük bir yer. Yani Shin Bet hiç mi bu kadar istihbarat sağlayamadı? Tünellerin bir haritası yok, hiçbir şey yok. Akabinde bu silahlar hala Kassam Togayların kullandığı bir sürü füze. Nasıl geldi İsrail'e? Nasıl Gazze'de var? Siz hani her silahı mesela Lübnan'daki bir şeyi Beyrut'taki limanı patlatıyorsunuz. Oradaki bir gübreden dolayı. Ama burnunuzun dibinde binlerce şey var, füze var. Bence İsrail halkı bunu sorguluyor şu anda. Biz hani hep diyorsunuz bizi nasıl bir güvenliğin içine sevk ettiniz? Yani Amerikalıların bazı yazılarında her şeye Netanyahu'nun göz yumduğunu ve silahlanmalarını beklediğini, böyle bir savaşa hazırlandığını. Ben mesela İsrail halkı her akşam Netanyahu'nun evinin önünde protesto ediyor. Bu çok ciddi bir anlamda bu güvenlik politikalarını desteklemeyen bir halk kitlesi olduğunu gösteriyor. Amerika'da evet. Da öyle. Ve sonuçta mesela dini öne sürüyorlar fakat bu sefer diyor ki Yahudiler, yani biz Mesih gelmeden Siyonizme karşıyız. Siyonizmin yaptık bunu, Siyonizmin bir politikası olarak görüp dini ilişkilendirmeyin diyorlar. Biz böyle bir şey desteklemiyoruz. Onun için zaten Netanyahu bir anda dini mesajlarla orduyu motive etmeye çalıştı. Hatta işte ziyaret edip bazı şeyler söylüyorlar. Yani aslında şu an başlangıçta bir çözülme vardı. Hala o çözülme devam ediyor. Yani çok küçük bir grup, yani Netanyahu için bir ölüm kalım savaşına döndü. Hatta dedi ki Biden ki artık zaten herhalde çok fazla devam edemeyecek Netanyahu diyor bu süreç içerisinde. Aslında İsrail halkının tepkileri çok doğru ve desteklemiyorlar ve en büyük zafiyet istihbarat zafiyeti var ciddi anlamda. Tabii bu istihbarat zafiyetiyle alakalı göz yumulmuş bir istihbarat zafiyeti. Programlarda yine konuşacağız. Şimdi Gazze'deki bu gelişmelere şöyle kısa bir virgül koyalım. Eurofighter konusu. Almanya'da en çok konuşulan, Almanya ziyaretinde en çok beklenen konu başlıklarından bir tanesiydi. Şimdi daha öncesinde bir F-35 süreci yaşandı Türkiye'de. F-16'ların modernizasyonuyla alakalı bir süreç başladı daha sonrasında. Bu süre zarfında Milli Muharip Uçak Kanun geliştirilmesiyle alakalı proje devam ettirildi. Nihayetinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çıktı dedi ki 40 tane Eurofighter'ın tedarikiyle alakalı bir süreç içerisindeyiz. Nedir hocam bu Eurofighter ile alakalı? Evet aslında önce F-35 konusunda tabii neden böyle bir sürece gidildiği doğru anlamak gerekiyor. Son 10 dakikam bu arada tabii, 2,5 evet, vereceğim. Dolayısıyla orada gerçekten Amerika Birleşik Devletleri özellikle Afganistan'da diğer yerlerde Türkiye'den o kadar önemli bir şey katkı sağladığı halde özellikle Süleymaniye olayından itibaren Türkiye'nin karşısında bir tavır almaya başlamıştı aslında. Yani o çuval olayı dediğimiz zamandan itibaren. Daha sonrasında işte biz bunu FETÖ olayıyla 15 Temmuz'da gördük. Ama bu arada da Türkiye şunu yaptı. Benim de bir şekilde tezim olduğu için söyleyebiliyorum. Metalurji konusu çok önemliydi. Bunu çözmesi Türkiye'nin. Design konusunda problemimiz yoktu. Atak helikopteriyle ve İHA ile savunma sanayinde özellikle ihtiyacı olan konularda önemli bir avantaj sağladı. %80'e gelen yerliliğe ulaşıldı. Dolayısıyla da Türkiye şunu en son olarak söyledi. Biz zaten F-16'ları çok başından beri 1989'dan beri Türkiye'de montajını yapıyorduk. Yani Amerika'dan alınan F-16'ları hatta sıfır hatayla üretilen F-16'ların çoğu Türkiye'de üretilmişti. TUSAŞ üretilmişti yani. Dolayısıyla da Türkiye bu konularda çok ileri aslında yani evet. Şey olarak. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu neokonlar vesaire dönemi ortaya çıktıktan sonra Türkiye'yi bu süreçlerin dışına atmaya çalıştılar. Biraz da FETÖ'nün oraya beraber gitmesiyle beraber. Ama Türkiye'nin milli duruşuyla özellikle İHA ve SİHA'da ulaşılan aerodinamik ve bu metodolojiyi aşan yaklaşımları Atak'ta da ulaşılan sonuçla beraber son noktada motora gelmişti. Yani onu da teyit yaptıktan sonra
Türkiye aslında birçok aşamayı geçti. Bir de Ukrayna ile beraber çalışmalar sonucunda Eurofighter nedir? Eurofighter 4,5 nesil, 4,5 nesilde aslında bizim için bir ara nesil. Avrupa yani Amerika Birleşik Devletleri ile bu dengeyi sağlamak için nasıl ki S-400'leri Rusya'dan ara dönem olarak aldıysak burada da Türkiye geçmişte de böyle bir hamle yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri yeteri kadar S-70 vermeyince, Sikorsky vermeyince yine Avrupa'dan Puma'ları almıştık biz o dönemlerde, evet, helikopter olarak. Yine benzer bir ara dönem. Türkiye Kaan ve Kızıl Elma'yı istenilen seviyeye getirinceye kadar Eurofighter'ı satın alacak. Gerektiğinde onları, çünkü bunların en önemli bölümü parçalarının tedariki konusu oluyor. Hı hı. Onları vermeyecekler, bunu da biliyor Türkiye. Vermedikleri zaman birbirinden parça aktararak maalesef yeteri kadar bu desteği sağlayacak. Ondan sonra da kendi Kızıl Elma ve Kaan'a geçmiş olacağız diye söyleyebiliriz. Yani esas hedef değil. Esas hedef değil. Aslında geçiş sürecindeki ara biraz hedef. Daha o ihtiyacın karşılanması için. Seliman Hocam, son olarak İnce Hocam'a söz vereceğim. Sizinle devam edeyim. Tamam. Özellikle Eurofighter'ların bu Almanya'dan restin gelmesiyle beraber Su-57 uçağı da tekrar gündeme geldi. Tabii Su-57 gündeme gelince de S-400'lerle alakalı süreç tekrar bir kafamızda canlanıyor. Yani böyle bir süreç olursa, Eurofighter'dan Türkiye'ye Su-57'ye tekrar bir dönerse S-400 krizi gibi bir kriz tekrar hortlayabilir mi? Valla şu an mecliste biliyorsunuz Aralık ayında bütçe olur. Bütçeler öncesinde de komisyonlar olur. Yani şu anda Milli Savunma Komisyonu'nun bütçesinin belki de ana tartışma konularından birisi S-400 meselesi. S-400 meselesinde de hem Sayın Savunma Bakanımızın söylemiş olduğu hem de Cumhur İttifakı mensubu partili üyelerin söylemiş olduğu, ben S-400 meselesiyle alakalı demeçleri takip ediyorum. Aktiftir. Herhangi bir tehlike anında Türkiye devreye sokmaktan çekinmez. Hepsi yani bu net bir mesaj. Evet. Ve Türkiye bu noktada alternatiflerini her zaman değerlendirebilecek bir kapasitede. Evet, Su-57'ler de olabilir. Bu şu an Kanada veyahut İngiltere yapımı birkaç uçak daha var. Tabii ki nesil olarak 4. veya 4.5. veya 4-5 arası bir segmentte değiller ama Türkiye'nin acil ihtiyaçlarını karşılama açısından farklı alternatif ülkeler de var açıkçası bu noktada. Ama Eurofighter meselesinde gözden kaçan bir husus şu: Almanya satmam diyebilir Türkiye'ye, pek tabii ki hakkıdır, veyahut bu konsorsiyum üyesi olarak satmam diyebilir. Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı elinde tutmuş olduğu kozlar, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutmuş olduğu kozlardan daha fazla olduğuna inanıyorum açıkçası. Yani bu tahıl koridoru, kış geldi. 2023-2024 kışındayız. Ukrayna krizinden dolayı Avrupa'nın ciddi bir tekrardan başlayan, özellikle bu ay itibariyle başlayan bir enerji tedarik problemi söz konusu olacak. Bunun ötesinde bir sığınmacı meselesi var Avrupa Birliği ile aramızda hali hazırda itilaflı olan. Bu tarz konularda Türkiye'nin Amerika'yı baskılamasından daha rahat bir şekilde Avrupa Birliği'ni baskılayabileceğini düşünüyorum. Ki birlik, evet, içerisinde Türkiye'yi destekleyen, başta Macaristan olmak üzere bileşenler, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri bileşenleri de söz konusu. Bizim elimizin Eurofighter konusunda Amerika'daki F-35 veyahut F-16 meselesindeki o sopa ve havuç denkleminden çok daha ötede ve çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Siz Eurofighter'a daha yakın görüyorsunuz. Ya tabii ki bunu ben bilemem. Bu karar alıcıların verebileceği bir karar açıkçası. Ama şimdi koyduğumuzda muhasebe cetvelini önümüze, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı yapabileceği argümanlar veyahut kısıtlamalar bir noktada, Türkiye'nin Avrupa'ya karşı yapabileceği kısıtlamalar ve belli noktadaki baskılar bir noktada. Burada Türkiye'yi ben şanslı görüyorum. Çok daha şanslı görüyorum yani, demek istedim. Türkiye daha ağır basıyor. Şimdi Ama tabii ki Su-57'de alınırsa, niye Su-57 alındı? Ben Su-57 alınmaz dememiştim ki demem. Yani Eurofighter benim bildiğim kadarıyla Su-57'ye göre daha eski bir proje. Yani çok daha öncesi evveliyatı olan bir proje. Su-57 5. nesil. F-35'e karşı direkt, evet, üretilen bir proje, evet, Su-57. Ama tabii bunlarla beraber çok fazla da işte Çin'in de ayrıyetten ürettiği bir yine uçak vardı. Yine çeşitli ülkelerle temas halinde. Selim Hocam da söyledi. Yanlış mı söyledim hocam? Evet.
Evet, Çin'de var değil mi? Hindistan'da galiba geliştiriyor. Çin'de. Evet. Aynen. Hocam son olarak size dönüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz bu gelişmeleri? Özellikle savaş uçağı tedariki konusunda. Burada neden Türkiye'ye savaş uçağı verilmediği sorusuyla başlamak lazım. Türkiye'nin hava üstünlüğünü kuracağını düşünüyorlar. Ve tabii hava üstünlüğünü kurduğunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarını tehdit edebilecek bir Irak'ta, Suriye'de veya işte belki de bölgeye yönelik başka yerlerde Türkiye'nin bunu kullanabileceği korkusu. Tıpkı Kıbrıs'ta yaşadığımız ambargo sonrası hadiseler gibi. Türkiye'ye F-35'i vermedi ama Sayın Savunma Bakanımız F-35'in aslında çok iyi bir uçak olmadığından da bahsediyor. Yani belki de artık daha rasyonel, daha en iyi uçaklarla yani hareket etmek. Aslında NATO'nun içerisinde de eğer siz bize Eurofighter vermiyorsanız biz de İsveç'i niye hala onaylıyoruz sorusu da sayın eski bir sürü askerlerden de gelen bir açıklama. Yani burada kozlarla şeylerle biz Avrupa Birliği'ne sopayla gitmektense ortak tehdit algılarına beraber hareket eden bir güçlü müttefik ilişkisi daha önemli. Burada tabii Amerika'nın mutlaka yine baskıladığını söylüyorum Almanya'ya vermemesi konusunda. Fakat Türkiye, İspanya, İngiltere'den de alternatif arıyor. Çin uçağı fena olmazdı diye düşünüyorum. Eğer çok daha üstün yeteneklere sahipse. NATO'nun, yani şimdi NATO içinde Çin uçağı kullanmak da Rus uçağı kullanmak da biraz tuhaf biliyorsunuz. Tabii o konuların hepsi zaten güvenlik uzmanları tarafından da tartışılıyor. Çok teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Seliman Yeneracun yorumlarınıza değer kattınız. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kazım Dalkıran. Saygılar hocam. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Aral Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İnci Sökmen Alıcı. Saygılar hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiniz. 24 TV ekranlarında Doğrusu Ne programında gerek Gazze diplomasisi, Gazze'deki son durum gerekse de 5. nesil savaş uçağı tedarikindeki son gelişmeleri konuştuk. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.